Youtube Fizikte Barış kanalındayız yine. Evet Sadık Uygun yayınlarının Spotlu ls Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyoruz. 18. testeyim arkadaşlar ve kütle varlık merkezine devam ediyoruz. Evet ne demiş? Birinci sorumuz. Şekil 1'deki düzgün türdeş levhada bir numaralı parça iki numaralı parçanın üstüne yapıştırılarak şekildeki gibi. Bakın burayı kesiyoruz buraya koyuyoruz. Yani burada siz bir parça gibi görüyorsunuz ama aslında burada iki parça var. Üçgenin özelliği neydi arkadaşlar? şöyle böldüğünüzü düşünürsek 3 parçaya. Ağırlık merkezi neydi? Buraya 1, buraya 2. Yani o zaman bu parçada burada. Ama o yönük olun bu parçada bunun üzerinde olunca burada bir P ağırlığı vardı. Bir tane daha P olunca burada ne oldu? 2P. Aynı şekilde bakın burada yaparsan. Bakın 3 parça. Burada da 3 parça. E burada bir P var mı? Burada da P var. Onlar da ne yapacaklar? Tam şurada bir 2P ağırlığı yaptı mı? 2 ile de 2 nerede buluşacaklar? Tam ortada. Bak buradan bir gidiyorum. Buradan bir. E o zaman tam orta ne oldu? MN arası. O zaman M nedir? Buluşturabiliriz arkadaşlar. Evet bu sorunun benzerini ÖSYM e sordu. Çok güzel bir soru. Türdeş levhadan kesilmiş 11 tane levhaların bazıları üst üste konup 2, 3, 5 katlı hale getirilmiş. Cisim nereden astırsa dengede kalır. Bakın arkadaşlar ne görüyorsunuz? Tek katlı olduğuna göre ben buraya P desem olur mu? Bu 3P. O zaman bu 2P. Şurası ise 5P. Ne yapalım? Şu aradaki her bir parçanın da D, D, D uzaklığına sahip olduğunu iddia edelim ki uzaklıkları da rahat rahat bulalım. Bir yerlerden moment alın arkadaşlar. Bu iş bitti. Örnek verelim. Şuradan moment alırsak olur muyuz? Bakın başlıyorum. P var. Uzaklığı kaç? D. Artı. 3P var. 3D. Artı. 2P var. 5D yaptı değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Ve 5P var. 7D mi? Bölü. Toplam ağırlık ne kadar? 5 10. 11 P ağırlığımız var. Böylece direkt cevabı buluyorduk hatırlıyorsanız. O zaman başlıyorum. Buradan 1. Buradan 9 var. Buradan 10 var. Buradan da 35 var. 35, 45. 10 daha. 55 P'de bölü 11 P. Değil mi? Bakın P'ler giderse arayacağınız cevap ne yaptı? 5 de. Buradan 5 de. Say 1, 2, 3, 4, 5. O zaman M noktasına asarsak dengede kalacak arkadaşlar. Evet. <laughs> Yarıçapları R ve 2R olan türdeş kale küreleri yapıştırılınca değme noktasında oluyormuş ağırlık merkezi. Arkadaşlar küre deyince ne önemliydi? 3 boyutlu şekillerde de ağırlıklarının yerine neyini koyuyorduk? Hacim diyorduk. E kürenin hacminin formülü neydi? 4 bölü 3 pi R'nin kübü. O zaman başladım. Ne görüyoruz? 4 bölü 3 pi R küp. O zaman buraya gel. 4 bölü 3 pi yarıçapı çapı 2. Kübünü aldığımızda 8 R küp yaptı mı? Ve sistemin ağırlık merkezi değme noktası değil mi? Yani şuradan dengede. İyi de burası arkadaşlar ağır ama buraya yakın. O zaman demek ki bir şey telafi etti. Tabii ki öz kütle. Neydi öz kütle? direkt formülü yazabiliyordum. Buraya dk ile çarpı, buraya dl ile çarpabilir miyim? Bakın ortak şeyleri atalım. 4 bölü 3 pi r kübe p deseydim. 4 bölü 3 pi r kübe p deyince burada bakın 8 p var. Hadi bakalım yazıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Dikkat edin. Momentler işte olacak. dk çarpı p var. Uzaklığı ne kadar? r dl çarpı ağırlık 8 p değil mi arkadaşlar? Ama bunun buraya olan uzaklığı kaç? 2 r. R'ler ve P'ler giderse DK ne oldu arkadaşlar? 16 katı oldu mu DL'nin? K bölüleyin cevabı da 16 olacak. Gerçekten çok güzel sorular bu test. Kenar uzunluğu 2A olan bir küp. Şekilde gibi K cisminin üzerine konunca aynı maddeden yapılan kenar uzunluğu A olan küplerin merkezleri aynı hizada olacak şekilde K'nın üstüne konuyor kaç küp daha konulursa o noktası olur. Arkadaşlar bu soruyu yan çevirip de çözebiliriz. Şimdi küp olunca hacmi nasıl buluyorduk? 2A'nın kübü yani 8A küp. Bir kenarı A olunca A küpten. A küp değil mi? O zaman bu adamın ağırlığı 8P ise her koyduğunuz parça P, P diye gidiyor değil mi bu iş? Bakın biraz şekli daha kolay anlayın diye yan çevireceğim şekli. Şimdi buraya ne varmış? 8P ağırlığımız var mıymış? Bunun bir kenarı 2A olduğuna göre şuraya ne kaldı? A. Ve sizden istenen şey ağırlık merkezin burası olması isteniyor değil mi? Şimdi uyanık olun. 8P'nin buraya momenti 8PA eşittir. Şimdi deneme yaparak biraz daha kolay bulabilirsin. Burada bir tane P var değil mi? Uzaklığı ne kadar da hani burası A bölü 2. P A bölü 2. Oldu mu? Olmadı. Artı bir tane daha koyuyorum. Bir P daha koydum. Ne oldu? A bölü 2. A bölü 2 buraya oldu mu? 3A bölü 2. Topladım. 4 bölü 2. Hala olmadı. O zaman bir tane daha koyuyorum. Bir P daha. O zaman bir A bölü 2, bir A bölü 2 daha alınca P'nin 5 A bölü 2 oldu mu? Topla 5, 8, 9 bölü 2. Olmadı. Bir tane daha deneyelim bakalım. Bir P daha koyduğum zaman. Bir A bölü 2, bir A bölü 2. A deyince 7 A bölü 2 yaptı mı? Kaç oldu? 7, 12. Ne oldu? 15, 16 bölü 2, 8 P A. O zaman burası da 8 P A. O zaman kaç tane koyduk arkadaşlar? 4 tane koyduk. Çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Bunu siz matematiğiniz çok daha iyi. Matematiksel seriye bağlayarak da daha güzel hale getirebilirsiniz bence. Evet aynı maddeden yapılmış küreler. Küre neydi arkadaşlar? 4 bölü 3 pi r küp hacimleri kullanacağız arkadaşlar. Bakın biraz hızlanalım. 4 bölü 3 ve pi herkes de var. O zaman direkt r'lerin kübü. Bakın r'nin kübü değil mi? Bu da r. O zaman bu da r küp. Ama bu 2'nin kübü. Yani 8 r küp. Kolaylaştıralım. Bu P ise, bu da P, bu da 8P mi yaptı? E, Yerin çiçekliğin ağırlık merkezi nerede diyor. O zaman K'dan moment alıyorum. Bak kapattım burası. Yok 8P gözükmüyor. X, P var. 1, 2, 3 değil mi? Artı. Diğer P var. 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Bölü toplam ağırlık. 8, 9, 10 P'miz var. Ne olacak? 8PR bölü 10P dersen P'ler giderse cevap ne olur arkadaşlar? 4R bölü 5 kadar. Yani 1R bile yok. 4R bölü 5 nerede kalır? Burada. Sorunun cevabı da KL arasında olacaktır arkadaşlar. Evet. Ağırlık merkezi O noktası olan dairesel levha. Levha neydi? Alandı. Değil mi? Alan neydi burada da arkadaşlar? Pi R kare. Şimdi bakın. Ne vardı? Bir bütün şekil var mıydı? Ne kadardı? Pi Yarı çap 2 olduğuna göre 4 re kare. Ne yaptık? Şuradan bir pi re çıkarttım. Şuradan bir pi re çıkarttım. Değil mi? Buraya bir pi kare ekledim. Buraya da bir pi kare ekledim. Bakın biraz kolaylaştırın. Bu kadar çok adamla iş yapılmaz. Şu pi re ile bu pi re yok ediyorum. Şuraya iki pi kare yazabilir miyim? Birleştirip. Şu pi kare ile pi re kare burada iki pi re kare yaptım mı? E bir arada dikkat edin. Bu iki ile de 4 zıt yönde olunca şurada ne kalır? Aşağıya doğru 2 pi r kare. Burada da bilmem ne kadar uzakta da bir 2 pi r kare daha var mı? Onu da hesaplayacağım şimdi. Bakın şurayla şuranın arası. Şey, şuranın arası. Ne var? R, R. Burası da R, burası da R. Bu arası 4 R mi? 2 pi r kare, 2 pi r kare. Nerede buluşurlar? Tam ortada buluşurlar mı? O zaman buradan ne kadar uzakta? 2 R'ye kadar uzakta bu işlem olurdu arkadaşlar. Evet. Bu testin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.